Son cümlenizde şehitler arasında yaptığınız ayrım nedeniyle üzüntülerimi dile getirmek istiyorum ve bir hekim olarak size yakışmadığını düşünüyorum. Ama bu durum sadece sizin sözle belirttiğiniz bir durum değil. Hükümetinizin yaptığı uygulamalarla da gündeme getirdiği ve ortaya koyduğu bir durum. Bir örnekle sadece bunu açıklayacağım. Örneğin terör şehitlerimize 87.850 lira nakdi tazminat verirken hükümetiniz 15 Temmuz şehitlerine 101.028 lira nakdi tazminat vermektedir. Sayın Bakan, şehitler arasında böyle bir ayrımcılığın yapılması bütün şehitlerimize yapılan saygısızlıktır. En hafif tabiriyle. Ama AKP hükümeti ölüler arasındaki ayrımı çeşitli temellerde yapmaya devam etmektedir. Nasıl ki Hatay'da 54 Sünni vatandaşın öldüğünü belirterek Sünniler üzerinden mezhep tartışması, ölüler üzerinden mezhep tartışması yaptıysanız, şimdi de maden şehitleri arasında da yine ayrım yapmaya devam ediyorsunuz. Bu vesileyle Siirt'in Şirvan ilçesinde yaşanan katliamda iş cinayetinde hayatını kaybeden 16 işçimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Ancak bu ölümler maalesef bize, özellikle AKP hükümetine ders vermiyor. Soma katliamından sonra hep birlikte bu sorunun sadece Soma ile ilgili olmadığını söyledik. Her an diğer büyük kazaların da olabileceğini söyledik, ancak denetim eksiklikleri giderilemedi. Hemen arkasından Ermenek'te 18 işçimizi de kurban verdik ve madenlerde o tarihten bu yana 200 arkadaşımız can verdi Sayın Bakan. Yine 2015 yılında 67 işçi cinayete kurban gitti. Kasım başı itibariyle 2016 yılında 45 işçi hayatımızdan hayatını kaybetti. Sayın Bakan, bunlar sadece rakam değil. Bunlar insan. Bunlar ölen insanlar. Ve siz de çok iyi biliyorsunuz ki bunlar önlenebilir durumlardan hayatını kaybediyorlar. Ve gerçekten 2002'den bu yana siz hep onu mukayese ediyorsunuz. 18.100 işçi hayatını kaybetti. Her geçen gün iş cinayetlerinden ölenlerin sayısı artıyor Sayın Bakan. Bakın rakamları vereyim. 2012'de 59, 2013'te 74, 2014'te 122, 2015'te 140, 2016'da 157 işçi iş cinayetlerinden dolayı hayatını kaybetmiş durumda. Bu nedenle oturup ciddi bir öz eleştiri yapmanız ve hatalarınızı görmeniz gerekiyor. Bir yandan da işsizlik can almaya devam ediyor. Yani işçiler işe girse de ölüyorlar, işe girmese de işsizlik nedeniyle açlıktan ölüyorlar. Bakın, Türkiye'nin en önemli sorunu işsizlik. Öyle Türkiye'nin en önemli sorunu rejim değişikliği, başkanlık falan değil Sayın Bakan. Milletin canını yakan işsizliktir. Ve bu işsizlik sizin rakamlarınıza göre %11.3. Kentteki işsizliğe baktığınız zaman %13.7. Gençlerde ise %20'yi geçen bir işsizlik söz konusu. Son bir yılda 435 bin yeni işsiz var ülkemde Sayın Bakan. Geniş tanımlı işsiz sayısı 6,5 milyonu geçti. Bunun da daha kötüsü var mı? Var. Kadınlar arasındaki işsizlik %15.1'i, genç kadınlarda ise %25'i geçmiş durumda. Bu konuda da oturup ciddi bir öz eleştiri yapmak gerekiyor. Kayıt dışılıktan bahsettiniz Sayın Bakan. Dediniz ki biz kayıt dışılığı azaltacağız. Ve sizin verdiğiniz rakam, Türkiye'de çalışan nüfusun %34.6'sı halen kayıt dışı. Geçen yıl sizin yerinizde oturan Sayın Bakan da bu rakamın geçen yıl için %33.6 olduğunu ve süratle azaltılacağını söyledi. Ama tam tersi, rakamın giderek yükseldiğini görüyoruz. Yani siz ancak lafta mücadele ediyorsunuz ama rakamlar bu şekilde sizi yanıltıyor. Ya da siz halkı bilerek isteyerek yanıltıyorsunuz. Kayıt dışılıkta Suriye'den gelen sığınmacıların sorunu da son derece önemli. Bunların kaçak ve ucuz iş gücüyle çalışmasına bilerek isteyerek göz yumuyorsunuz. Bu da bizim kendi işçilerimizin haklarını gasp etmek oluyor. Bakın, demin size dedim ki Sayın Atıcı, bir dakika buyurun. İnsanlar işe girince de ölüyorlar. Bakın, Türk İş size yakın oldu maalesef.
tarafsız olması gereken bir sendika AKP'nin yanı başında yer alıyor. Onlar bile diyorlar ki açlık sınırı 1405 Türk lirasıdır benim ülkemde 4 kişilik bir aile için. Ama siz asgari ücreti 1300 lira yaparak milyonlarca insanı açlığa mahkum ettiniz. Allah aşkına bana dünyada ikinci bir ülke gösterin ki çalışanların yarısından fazlası asgari ücretle yaşamını sürdürmeye çalışsın ya da açlıktan ölmeye devam etsin. Hangi birisini söyleyeyim? Taşeronlaştırma dediniz, Türkiye'yi bir taşeron cenneti haline getirdiniz. 360 bin olan taşeron işçi sayısı sizin döneminizde 2 milyonu aştı. Utanç verici bir şey. Kamudaki taşeron işçi sayısı 1.2 milyonu aştı Sayın Bakan. Örgütlenme hakkı ve sendikalardan bahsetsek daha da rezil bir durumda ortaya çıkıyor. 2003 yılında Sayın Atıcı, son cümlenizi alayım lütfen. 2003 yılında %57,5 olan sendikalaşma oranı bugün %11,5 işçiler arasında. Allah aşkına ne yaptınız siz bunlara? Bu işçileri korkutarak sakın sendikalaşmayın sizi işten çıkarırız diyerek bunların oranlarını net bir şekilde azalttınız Sayın Bakan. İŞKUR'dan bahsettiniz. İŞKUR bir utanç kurumu haline geldi neredeyse. Adeta iktidarın seçimler zamanında kullandığı bir meta haline geldi. AKP'den getirdiği bir belge var ise elinde İŞKUR'dan faydalanıyor. Değilse bunun faydalanması mümkün değil. Son olarak da Sayıştay raporundan bir cümle okuyacağım size ve bütün durumu size izah edecek. Sayıştay raporunun denetim görüşü diyor ki SGK 2015 yılına ilişkin mali rapor ve tablolarının denetim görüşünün dayanakları bölümünde açıklanan nedenlerden dolayı doğru ve güvenilir bilgi içermediği kanaatine varıldı. Bu da bu ayıpta yeter. Yani daha başka hiçbir şey söylemeye gerek yok Sayın Bakan. Teşekkür ediyoruz Sayın Atıcı.